Merhabalar. Bu dersimizde bir dosyadan n byte kadarlık bir veri okumayı inceleyeceğiz. Yani bizim belirlediğimiz kadar byte okumayı nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz. Hemen işlemimize geçelim. File. Arr nesnemi tanımlıyorum. Yine os package'ini kullanacağım. Bunun içerisindeki open function'ı benim işimi görecektir. Burada demo verisini, demo txt'yi okuyacağım. Onun içerisinde de şöyle basit bir veri var. Buradaki olay şu. Bakın burada karakterleri sayabiliriz. Byte olarak düşünürsek bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 olsun. Burada boşlukları da karakter olarak saymamız gerekiyor. Mesela şu kadarlık kısmını ilk sadece bu bir demo veri yazısını, metnini, verisini okumak isteyelim biz. Onu yapalım burada. Ifrr diyorum log fatal arr file close dedim. Ondan sonra da işlemimize geçelim. Şimdi dosyayı açtık. Şimdi bunun üzerinde farklı işlemler yapabiliriz. Byte slice. Ondan sonra bir dizi değişken oluşturmam gerekiyor burada. Byte veriyi elde edebilmek için. Ne kadarlık olsun bu? Mesela byte diyorum. Ve bizim metnimiz 16 karakterdi orada. O 16 karakteri elde etmek istedim, kesmek istedim ben. Byte read. Şimdi okuma işlemini yapacağım. Gene file'ı kullanıyorum. File'ın read'i. Byte slice. Yukarıdaki işlemin aynısını yapıyorum burada da. Log printf diyorum. Şimdi uygulamayı sonuçlandırabiliriz artık. Number of bytes. Ya da şöyle Türkçeleştirelim. Şu kadar byte okundu olsun mesela. Evet, x kadar byte okundu. Bunun değerini de bytes read üzerinden elde edebiliriz. Ve hemen altında da printf gene. Okunan veri olsun. Burada da metnin kendisini yazdırmak istiyorum. Gene alt satıra indirelim. Bu da byte slice olarak çıktı versin bize. Hemen çalıştırıyorum. Bakın 16 kadar byte okundu. Bunu 16 byte okundu demek daha doğru olurmuş. Okunan veri ise bu bir demo veri. Yani aslında biz sadece şurayı okuduk. Mesela bu 16 karaktere 4 karakter daha ekleyerek 20 karakterlik bir veri okursak şuradaki verinin sadece bir satırını elde edebiliriz. Siliyorum burayı. Tekrar çalıştıralım. O satırın bir tanesini almak istiyorum ben burada. Bu bir demo veridir. Bakın bu satır gitti. Şimdi şunu merak edebiliriz. Mesela ben o bir satırdan bir fazlasını almak istersem ne olacak? Alt satırdan mı verecek yoksa bulunduğu satır bittiği için hiçbir şey vermeyecek mi? Bakın. Burada o satır bittiği için alt satıra geçmedi. Bu şekilde bir txt ya da bir dosyanın içerisindeki veriyi bu şekilde elde ederek onun üzerinde farklı işlemlerde uygulanabilir. Nihai olarak biz burada aslında byte veri elde ediyoruz. Bu byte veriyi ne yapacağınızda
aslında sizin kullanımınıza bağlı olarak değişir.